Merhaba, yeni bir videomuzla karşınızdayız. Bugün size daha temel bir şeyden bahsetmek istiyoruz. Fermenterler. Neleri fermenter olarak kullanabiliyoruz? Neleri daha önce fermenter olarak kullandık? Birazcık size bunları anlatmak istiyorum. Şimdi fermenter önemli bir olay. Bira fermenterde fermente oluyor. Yani biranın oluştuğu yer için en önemli vessel, en önemli taşıyıcı kısım fermenter. Kolaydan daha komplike sisteme göre kısaca fermenterlerden bahsedelim. Burada fermenter seçerken size naçizane tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. Avantajları, dezavantajları, fermenter tiplerine göre nelerdir? Sırayla onlardan bahsedelim. Şimdi birinci fermenterimiz, en basit olan fermenter bize göre bir kova. Kovalar ilk bira işine, ev biracılığına başlayan insanların kullandığı, en sık kullandığı fermenter kapları. Şimdi kovalar tabii plastikten oluyor biliyorsunuz. Genelde kit bira satan yerlerde yanında bile veriliyor, kullanılabiliyor. Bunların en büyük avantajı çok ucuz olması, çok kolay kullanılması. Çünkü çok basit bir fermenter. İşte kapağına bir delik açıyorsun ya da kapağında bir delik var. Oraya bir hava kilidi takıyoruz şöyle ve buradan karbondioksit çıkışı oluyor ve bira fermente oluyor. Dezavantajların en büyüğü plastiğin kendisi hava geçiriyor. Yani biramızın içine girmesini istemediğimiz oksijen giriyor. Süngerimsi bir madde aslında. Tabii bu hava geçirmesi öyle hemencik olmuyor. Uzun süreli fermantasyonlarda oluyor. Dolayısıyla siz kolay bir bira yapıyorsanız, kit birası yapıyorsanız işte ya da tam tahılda çok uzun süre gerektirmeyen bir fermantasyon yapıyorsanız bu 15 günlük bir fermantasyon süresinde bir sorun olmayacaktır. Ama siz bir birayı yıllandırmak istiyorsanız, işte daha kapsamlı, daha uzun zaman beklemeyi gerektiren bir birayı fermente ediyorsanız bu hava geçirgenliği size sorun yaratacaktır. İkinci kısım, bu gördüğünüz kovalar bildiğiniz gibi plastik. Ve biz bunları işte karıştırırken, temizlerken, ederken üzerinde bir sürü çizik oluşturuyoruz. Mikro çizikler haline geliyor. Bu mikro çiziklerde doğal olarak mikroplar ürüyor. Nasıl mikroplar ürüyor? İşte içinde kalan şeker parçaları, biradan kalan artıklar bakteri üremesine sebep veriyor. Ve istediğimiz sanite ortamını bu kovalarda rahat sağlayamıyoruz. Ama dediğim gibi bunlar o kadar ucuz ve o kadar kolay kullanılıyor ki eğer kısa süreli fermenter kullanıyorsanız kova kullanmanız olabilir. Tabii bunları belli bir süre sonra atmanız ya da artık kullanmamanız gerekiyor. Tabii bir de şöyle bir dezavantajı oluyor. Mesela koku veren, yani kokuyu tutan bir özelliği var. Siz mesela bir IPA yaptınız, oradan gelen şerbetçi otu kokuları ya da şerbetçi otu aromaları daha sonra yapacağınız daha basit bir pilste koku olarak kalıyor ve diğer yapacağınız pils bireye etki edebiliyor. Bu da istemediğiniz bir avantaj. Fakat dediğim gibi ucuz ve kullanılması kolay. İkinci sırada anlatmak istediğim damacanalar ya da karboylar, plastik. Bunlar ülkemizde bol bol kullanılan 19 litrelik su damacanaları. Saydamları var, mavi olanlara bak, endüstri standardı olarak. Bunlar da kullanması gayet kolay. Kapağına şunun biraz daha nerede? Kapağına şu tür bir hava kilidi takıyoruz. Dolayısıyla hava kilidi işi gayet güzel işe yarıyor ediyor. Bunlar da ucuz, bulunması kolay. Bir dezavantajı ışık geçirgenliği var ama bu dezavantaj sayılmaz. Yani biraya biz fermente olurken ışık gelmesini istemiyoruz. Bu istenmedik etkilerde bulunuyor. Ama bunun üzerine koyu bir renk bir örtüyle örterek ışık geçirgenliği sorununu halledebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu dezavantaj sayılmaz aslında. İkinci kısımda demin kovada anlattığım en büyük sorun bunda da var. Bu damacanalarda çok ciddi çizikler var. Bunlar endüstriyel temizlemeye uğruyor her su alışından sonra, her yeni su dolumundan önce. Ve içinde ciddi ciddi çizik oluyor. Dolayısıyla bunun içinde bakteri üremesi yine çok sık olan bir şey. Yine kısa süreli bira fermentasyonlarında bunları kullanabilirsiniz. Fakat uzun süreli bira üretimi için biz bunları çok uygun görmüyoruz. Dediğim gibi kullanması kolay, tedariği kolay, ucuz ürünler. Üçüncü tip seçtiğimiz fermenterler cam fermenterler. Şimdi bunlarda iki tane örnek göstermek istiyorum size. Biri bu, biri de bu. Birincisi 15 litrelik cam su damacanası. Yine ülkemizde gayet kolay bulunuyor. Yine aynı şekilde bir hava kilidini takarak bunları kullanabiliyoruz. Şu gördüğünüz biraz daha büyük Demijohn diye geçen. Sanıyorum 26 litrelik fermenterler. Bunlara da yine aynı şekilde hava kilidini takabiliyoruz. Bunlar cam oldukları için çizik tutmuyorlar. En büyük avantajları o. Çok kolay temizlenebiliyorlar. İçinden ne olduğunu görebiliyorsunuz. Şeffaflığı var. Tabii demin dediğim ışık geçirme sorunu bunlarda da var. Üzerlerini bir şeyle örtmek gerekiyor. Temizler, kolay bulunabiliyor. Fakat bunların
çok çok büyük bir dezavantajı var. Bunlar kırıldığı anda çok ciddi yaralanmalara sebep veriyor. İnternetten bazı şeylere, resimlere bakabilirsiniz. Öyle kırıldığı zaman ah küçük kırıldı gibi bir sorun olmuyor. Bayağı her şey batıyor ve çok büyük cam parçaları sıçrıyor. Bu fermantasyonda işte düşürmeden olabiliyor ya da patlamadan olabiliyor. Çeşitli şeylerden olabiliyor ama gerçekten bunlarla başınıza gelecek bir kaza kolay şekilde atlatılmıyor. Dolayısıyla bunları kullanırken çok dikkat etmek lazım. Şu demijonların bir sepetleri de var. Onlarla beraber taşımaya çalışıyoruz ama insan temizlerken, kaldırırken, ederken genelde sepeti kullanmıyor. Üşeniyorsun ve bunları unutuyorsunuz. O yüzden çok dikkatli kullanılması gereken şeyler ama temizlemesi rahat, içini görmesi rahat. O yüzden pratik ürünler. Fakat dediğim gibi çok dikkatli olmak gerekiyor. Bunun tabii en büyük avantajı plastik gibi hava geçirgenliği olmadığı için çok uzun süreli fermente edebiliyorsunuz. Fermentasyonunuzu bunda kullanabiliyorsunuz. Temizliği avantaj. İşte dediğim gibi mikro çizik olmuyor. Rahat. Fakat demin kovalarda bahsetmediğim bir dezavantaj bunlarda da var. Dolayısıyla bunların hepsi çok küçük hacimli ürünler. Yani siz işte en büyük 26 litrelik bir demijon. Bunlarda büyük fermantasyon yapamıyorsunuz, kullanamıyorsunuz. Limitli üretimlerde kullanabiliyorsunuz. Böyle bir durum. Üçüncü grup ürünlerimiz en sevdiğimiz ürünler paslanmaz çelik ürünler. Paslanmaz çeliğe karşı bir sevgimiz var. Daha önceki videolarda anlattığımız gibi bu bizim bir Cornelius fıçımız. Cornikek diye geçiyor. Corni fıçılar 20 litrelik. Çok hafifler. Paslanmaz çelik oldukları için temizlemesi çok rahat. Isı transferi rahat. Rahat soğuyor. Dolaplara giriyor. Hepsinden işe yarıyor. Bunlarda en büyük özelliği fermantasyon bittikten sonra aynı ürünü servis içinde kullanabiliyorsunuz. Değiştirerek süzdükten sonra. Çok kolay kullanması. İşte içine dolduruyorsunuz. Bu ana kapaktan doldurduktan sonra. Şurada gördüğünüz gaz çıkışına bir tane hortum takıp bunu bir tane su kapısı dolu bir kavanoza daldırarak hava kilidini otomatikman yapabilirsiniz. Çok işe yarar. Çok temiz olacaktır. Temizlemesi de rahattır. Bunları öneririz. 20 litrelik bunlar dediğim gibi. Paslanmaz çelik olmasının dışında bunun da bana göre tek dezavantajı bu da 20 litre. Biraz daha küçük oluyor. Tabii yani yaptığınız batch ebatına göre bu önemli bir kriter. Biraz daha büyük yapıyorsunuz bu işinize yaramayacaktır. Ondan sonra son grubumuza geliyoruz. Sanke fıçılar. Bildiğimiz bira fıçıları. Bunlar derler ya her eve lazım. Bence de her biracıya lazım. İnanılmaz pratik ürünler. 50 litreler. Paslanmaz çelikler. Paslanmaz çelik olduğu için çizik yok. Temizlemesi çok rahat. Metal olduğu için dayanıklı. Düşürme derdi yok, kırılma derdi yok. Isı transferi iyi. Çok kolay soğutabiliyorsunuz. Birçok işe yarıyor. Aynı zamanda bu bittikten sonra başka amaçlara da kullanabiliyorsunuz. Nedir işte sunum için, servis için kullanabiliyorsunuz, süzme için kullanıyorsunuz. Her yerde kullanabiliyorsunuz. Hani bu fıçıların en büyük avantajı daha belki videolara koyduğumuz gibi bunlara musluk takarak mayşe tank kazan yapabilirsiniz, mayşe tankı yapabilirsiniz. Her şeyde kullanabilirsiniz. Bunlar çok avantajlı ürünler. Bunları fermente olarak kullanmak için iki metodumuz var. Birincisi bunların tepesini kesiyoruz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bir taş motoruyla bunu göstereceğim ya daha sonra size. Düz yuvarlak bir şekilde kesiyoruz çap olarak. Kapak deliğini kestikten sonra buna bir sızdırmazlık, hava sızdırmazlığı sağlamamız lazım. Bunun için ne yapıyoruz? İki tane ürünümüz var. Birincisi şu gördüğünüz düdüklü tencere lastiğini jont olarak kullanacağız. Bunu bunun üzerine koyuyoruz. Sonra bir kapak lazım. İki tane kapak kullanabiliriz. Bir tanesi içini görmek istiyorsak şöyle plexiglas'tan kestiğimiz bir plastik kapak. Bunun üzerine bunu koyuyorum. Şu şekilde. Ya da gördüğünüz bir tane ince paslanmaz çelik servis tabağı. En küçük boy servis tabağı. Bunu koyuyorum. Gerçi bu buna biraz büyük geldi. Küçük geldi. Diğerinden kullanmam lazım. Bunu koyduktan sonra da bunun sızdırmazlığını sağlamam lazım. Bunu nasıl yapıyorum? Lama demirin üzerine bir tane somun kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra üzerine bir cıvatayı, kapağı var ya da yok fark etmez, vida olarak oturtuyoruz. Ondan sonra bunu fermenterin iki kenarından içeri oturttuktan sonra, bakın şöyle basıyor. Bunu çevirdiğimiz zaman bu kapağa baskı yapıyor ve contayı sıkıyor. Şimdi sızdırmazlığı sağlamış durumdasınız. Bundan sonra tek yapmanız gereken
Bunun üzerindeki deliğe bir tane hava kilidi takmak. 50 litre paslanmaz. Çok dayanıklı, evladiyelik ve gördüğünüz gibi fermenter haline getirmesi çok kolay. Bu paslanmaz şekilde kullanabileceğiniz birinci metot. Şimdi paslanmaz şekilde kullanacağınız ikinci metodu anlatmak istiyorum. Daha ilk videolarda bahsetmiştik önceki videolarımızda. En sevdiğimiz fermenter. Isı ceketli paslanmaz fermenterlerimiz. Anlatmıştım. Yine paslanmaz çelik bir fıçısı. Ortaya bir paslanmaz çelik şerit kaynatıyoruz ve bunun içinde soğuk su sirkülasyonunu sağlıyoruz. Böylelikle fermantasyonda sıcaklık kontrolünü yapıyoruz. Tepesine taktığımız ferül kapağın üzerinde bir hava kilidi yeri var. Buraya normal hava kilidimizi taktığımız zaman bu şekilde her türlü gaz çıkışını kontrol edebiliyoruz. İçeri başka bir şey girmiyor. Bunlar çok rahat. En sevdiğimiz fermenterler. 50 litre. Hani bana göre konikal fermenter kullanmıyorsunuz. Onu da göstermek isterim ama burada konikal fermenter yok bizde şu anda. En rahat, en kolay erişeceğiniz fermenter türü bunlar. Konikal fermenter olsaydı, hani bu yurt dışındaki bira homebrew shoplarda falan görüyorsunuz. Dibi konik olduğu için mayayı ayırmak ve temizlemek daha kolay oluyor. Türkiye'de yapan arkadaşlar var. Onlara da bakabilirsiniz. Sanıyorum 50 ya da 100 litre arasında onları kullanmak mantıklı. Deneyebilirsiniz. Burada olmadığı için onları ise anlatamıyorum. Fermenter seçimlerimiz böyle. Dediğim gibi kovadan başlayarak avantajı ve dezavantajlarıyla en son paslanmaz çelik fermenterlere kadar anlatmaya çalıştık. Şimdi bir bira zamanı. Bugün bir porter içiyoruz. Şişeden. Başka bir videoda görüşmek üzere.